Ne yaptınız? Aldık filmi. Başka biriyle başka bir film çekeceklermiş. Madem o kadar para verdik, bir şey edelim değil mi? Kimse benimle alay edemez. Kızım o kadar para verdik ya. Ne yani? Tamam o zaman. Kimseye iyilik yapmayalım bundan sonra. Ya tamam Sermet. Herkesin sinirleri bozuk zaten. Sen Şadiye'nin kusuruna bakma. Ama konu kapanmıştır umarım. Yani vallahi geçmişinden gelen bir şeyi kaldıramayacağım daha fazla zaten. Tamam. Hadi gel sen de üzme kendini. Kapan da her şey. Sermet. Ben Irmak'ı çok merak ediyorum. Yasak ama. Hallederiz hadi gel. Teşekkürler. Rica ederim. Ne dedi doktor? Her şey yolunda. Evet, 12. haftadayız ve her şey yolunda gözüküyor. Yani nasıl yolunda? Böyle çok karnı falan ağrıyordu, kasıklarına falan vurmuştu. Rengi falan bembeyazdı. Hamileliğin 3. ve 4. aylarında kasıklarında keskin bir ağrı olabilir. Bu rahmin büyümesine bağlı olarak rahim etrafındaki bağların gerilmesindendir. Endişe etmenize gerek yok. Ama buraya gelmekle iyi ettiniz. Tabii. Tedbirli olmakta fayda var diye düşündük biz de. Bak doktorun da bana hak verdi ilk defa. Yani anlaşıyoruz sonuçta. Tabii. Daha abi hani benden ne alakası var ben onu anlamadım yani. Adam aramış karısını, ümmü yengede ortalığı ayağa kaldırmış. Benden ne alakası var? Sus lan, sus! İşiniz gücünüz bana hayatı zehir etmek. Hoş geldiniz. Ne haber abi? İyi birader. Kusura bakma laf dinletemedim Nari'ne. Tamam Fırat. Sermet, Nari'nin babasıyla ilgili kararı kendine versin demişsin. Beni şaşırttın. Bunca yıldır adımıza aldığın kararlardan sonra bunu bize bırakman takdir ettim doğrusu. Teşekkür ederim. Kafamı yarmadan da teşekkür edebilirdin Nari'n. Neye karar verdin? Sabah babamı alıp karakola gideriz. İfade verir. Yüksek ihtimalle serbest bırakırlar. Tabii siz şu Sami denen adamı öldürüp bir çukura atmadıysanız. Yok değil mi lan öyle bir şey? Yok abi duruyor adam. Hani otobüse bindi geliyor şimdi. Yolda. İyi. Ne yani şantajdan medet umuyoruz şimdi? O herifin babanı kurtaracak. Niye sen saçma sapan işlere kalkışıyorsun? Nasıl yani? Bir katili savunmam normal. Şantajcıdan yardım istemem anormal anlamadım. Birader kız da bizle düşe kalka aynı bizim gibi oldu. Karımı kendine bir tutma abi. Bakın benim tepemin tasını attırmayın ha. O Zafer'in yaptıklarını görünce gözüm döndü yani. Bıraksaydın da aynılarını mı yapsaydı ha? Aynısını mı yapsaydı yani? Ben bu işten gerçekten çok sıkıldım. Kalk Nari'ye gidiyoruz hadi. Sana da başka bir avukat tutacağız. Bundan sonra karımla işim bitmiştir, anlaşıldı mı? Hadi. Tamam. Hadi. Birader bir dursana. Sen Moskova'yı yukarı götür. Sen şimdi karını alacaksın, eve gideceksin. Moskov burada kalacak. Polis arama yapacak. Moskov benim evimde bulacak. Ben silah zoruyla Sami'yi şahit yapacağım. Sen karını alıp gideceksin öyle mi? Bana bak. Fırat. Tamam Sermet. Tamam. Sermet haklı. Bu sefer sorumluluğu biz alacağız. Babamı alıp eve götürürüz şimdi. Oradan da sabah karakola gideriz tamam mı? Sen sadece Sami'yle benim irtibatta olmamı sağ ol. Siz ne kadar iyi anlaştınız ya birdenbire. Fırat yeter haklı adam. Niye o pislik için başını belaya sokuyorsun Nari'n? Geçmişte sana neler yaptığını bilmiyormuş gibi. Fırat yeter yapma tamam. Yeter. Ne haliniz varsa görün. Birader sen bir sakin olsana. Konuşma lan.
Sakin ol Narin. Baba olacağını öğrendiğinden beri çok gergin. Seni korumaya çalışıyor. Bir iki saat takılır, gelir. Merak etme Narin. Sana söz veriyorum. İyi bir aile babası olacak. Onu babası böyle yetiştirdi. Bugüne kadar ayağa bir taşa bile takılmadı ki. Sinirlendiği zaman hemen cartcurt yapmaya başladı ve kaçtı gitti. Ama bundan sonra böyle olmayacak. Bak iste, yarım saat içerisinde Moskov paket eder Arjantin'e gönderir. Ama Fırat'ın bazı şeyleri öğrenmesi gerekiyor artık. Deniz seni ne kadar değiştirdi Sermet. Sen yine de pek emin olma. Nasıl Deniz? Tam böyle romantizmin doruklarındaydık. Telefon çaldı. Hadi sen şimdi yukarı çık. Odana yat. Sabah Moskova babayı da alırsın. Beraber gideriz. Sami'yi de hiç merak etme. O iş bende. Yok ben gideyim eve. Şu Fırat dolanır dolanır döner. Babamı sabah gelir alır karakola götürür, tamam mı? Ben seni eve bırakırım hadi. Müvekkilim hastaneye sadece yaralı damadını ziyaret için gitmiştir. Ayrıca hastayla hiçbir şekilde odada yalnız kalmamıştır. Hastayı ziyaret ettiği sırada sürekli yanında bir hasta bakıcı bulunmuştur. Şahit Sami Altın dışarıda. İsterseniz çağırıp sorgulayabilirsiniz. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz, cevaplar. Abi, Moskova serbest. Sami işi de tamam. Yalnız öbür mesele var ya beni yönlendirdiğin. Ben ona geç kaldım abi ya. Kızım, çok sağ ol ya her şey için. Bana yaptığın en büyük kötülük buydu işte. En büyük kötülük buydu. Ne dövmen ne de sövmen. Anladın mı? Benim gibi bir insanı buna mecbur bıraktın. Senin gibi bir katili savunmak zorunda bıraktın beni. Ama ben bunu senin için yapmadım. Annem için yaptım. Anladın mı? O kadersiz, zavallı, çaresiz annem için. Sana olan sevgisine hürmeten yaptım. Ah, Narin. Kızım. Narin kızım, iyi misin? Ah, taksi ar, taksi ar Suzan. Araba alıp gelir mi? Al çantayı. Sakın, sakın dayan kızım. İyi misin? Ay, dayan kızım. Nerede kaldı bu kız ya? Fıran, oğlum kimse ulaşamadı ki sana. Biz hastaneye geldik. Karakol çıkışında Narin fenalaştı yavrum. Anam. Anam. Bu Tosun senin mi kızım? Ay. Ay. Şimdi şu sırasına bak. Anne şu ellerine bak. Ne mutluluk ya. Dur kız, dur. Yapma. Bunaltma çocuğu. Anam, paşa oğlum benim. Ne yapayım ben sana? Ne yapsın anneanne sana? Ne pişirem ben sana? Ha? Anne, daha süt emiyor ya o. Yemek yiyemez o yüzden. Ha. Kı, bunu sen Fırat Kazan'dan mı yaptıydın? Ay anne, tabii Fırat Kazan'dan yaptı. Kimden yapacak başka? Zaten bunlar evlendiler ya, kavuştular ya. Her şeyi unutuyorsun ha. Annem öldü ya ondan. Nerede? Nerede? Tamam bak buradayım. Buradayım, bir şey yok. Buradayım, yanındayım ben. Oğlum nerede? Oğlumuz iyi, karnında hiçbir şey yok. Merak etme, tamam mı? Fıran, oğlum Narin rüya gördü, malum oldu.
Ya işte abi sen bana hayatımın en büyük kötülüğünü yaptın dedi. Ben bunu annem için yaptım, senin için yapmadım falan dedi. O ara sancılar falan geldi. Attık arabayı buraya getirdik ama hani sinirsel bir durummuş. Fiziksel bir şey yok abi. Lan Moskov, seni öldürürüm oğlum, anlıyor musun? Sana yemin ediyorum seni öldürürüm. Bundan sonra Narin'den uzak duracaksın. Senin yüzünden çocuğum ölebilirdi, anlıyor musun lan beni? Şimdi buradan babam müsveddesi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.